Ağzı bıllahi min Şeytanir vahde İsmi Salatu ve sallamu aleyhi mela bade. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Hamdullah Ramazan Ramazanoğlu Hazretlerinin Musahabe adlı eserinden İlmin Fezaili başlıklı bölümden ilk sohbetimizi gerçekleştirmiştik. Bugün ikinci bölümü ile İlmin Fezaili konusunun ikinci bölümüyle birlikteyiz inşallah. Uzunca bir e, yazı, uzunca bir sohbet olduğu için birkaç parça halinde bu sohbeti işleyeceğimizi ifade etmiştim. Bugün ikinci bölümüyle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden metnimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İbni Ömer buyurmuştur ki, bir kimse ilim talibi olduğu halde eceli gelip vefat ederse, o kimse Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna nübüvvet derecesinden bir derece aşağı derecede varır. Allahü Teala Hazretleri Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki, Ya Musa, ilim ve hikmeti tazim eyle. Yani ilim ve hikmeti çok önemli, büyük bir efendim yolculuk olarak gör. Zira hangi kulumun kalbine ilim ve hikmet koyarsam, onu yargıl, yarlıgamak murad etmişimdir. Bağışlamayı murad etmişimdir. İmdi ya Musa, sen ilmi öğren ve onunla amel eyle. Ondan sonra bezleyle yani ilmi yay. Ta ki bununla dünyada ve ahirette benim kerametime, ikramlarıma ve iyiliğime nail olursun. Cenab-ı Hakk'ın nebisine hitabı şüphesiz kullarına da hitabı demektir. Musa Aleyhisselam için Rabbimizin bu ifade ettiği hakikatler efendim Cenab-ı Hakk'ın peygamberi dışındaki kullarına da vaatleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar Hz. Musa Aleyhisselam'a hitap, hitap buyuruluyorsa da hakikatta kullarına hitaptır. Zebur'da Davut Aleyhisselam'a buyurdu ki, Ya Davut, beni İsrail ulemasına ve ruhbanlarına de ki, ehli takva ile söylesinler, konuşsunlar. Eğer ehli takva bulunmazsa, ulema ile musahabe etsinler. Kitabımızın ismi de musahabe. Yani karşılıklı sohbet etme anlamına geliyor. Onlar da bulunması ukala yani akıllı kimseler ile musahabe eylesinler. Allahu Teala Hazretleri takvayı ilim üzerine takdim buyurdu. Şurada dikkat edilirse önce ilim ehliyle konuşsunlar buyurulmuştu. Nitekim ulemayı da ukala üzerine takdim buyurdu. İncil'de 17. bapta şu hile bir ifade vardır. Vay o kimseye ki ilmi işite ve talep etmeyip ile cehenneme gide. İlmi talep edip öğrenin. Zira ilim sizi said etmezse şakide etmez. Ve ilim sizin rütbenizi yüceltmezse sizi alçak da etmez. Eğer ilim sizi gani etmezse fakir de etmez. Eğer ilim size fayda vermezse zarar dahi vermez. Demeyin ki Korkarız ki bilip de amel edemeyiz. Lakin deyin ki ümittir ki biliriz ve amel eyleriz. Ve ilim sahibine şefaat eyler. Ve Rabbinize layık olan budur ki ilim sahibini rüsvay etmeye. Kıyamet gününde allah Teala Hazretleri buyura ki Ey ulema zümresi! Rabbinizi zannınız neydi? Diyeler ki zannımız buydu ki bize mağfiret edesin ve rahmet kılasın. Allah -u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur ki: Tahkika yani gerçekten ben sizi yarlıgadım, bağışladım ve benim size ilim ve hikmeti emanet koyduğum, size şerri murad ettiğimden değil, belki size hayır murad ettiğimdendir. Varın salih kullarım ile rahmetle cennete girin. Talibul ilmi afdalu indallahi minel mucahidi fi sabilillah dini mübine hizmet maksadıyla ilmi talep edip öğrenenler, indallah Allah katında fi sebilillah Allah yolunda mücahitten eftaldir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini burada paylaşmış oldular. Çünkü muharebedeki mücahitler bir cemaati mahsus ile, özel bir topluluk ile mücahede ve mukabele ederler. Fakat ilim tahsil eden alimi amiller, yani ilmiyle amel eden kimseler nefis ile mücahede edip şeytanın şer ve tuzağından biznillahi teala allah Teala'nın izniyle ilim ile halas oldukları gibi, kurtuldukları gibi daimi surette cihanın her tarafından gelen talibi ilime daha e, ilime daha şumullü ve devamlı olarak neşri ilim ettikleri cihetle fi sebilillah cihad eden mücahitlerden eftaldir. Yani sürekli nefisleriyle cihad ettikleri için dünyanın her tarafından gelen, ilim talep eden kimselere, dünyayı kuşatan ilme ulaşmak için gayret gösterdikleri, elde ettikleri ilmi yaymak için çaba gösterdiklerinden dolayı Allah yolunda cihad eden mücahitlerden daha efdaldirler. Nitekim İbn Ömer radıyallahu an rivayet ettiği hadis-i şerifte ulemanın mürekkebi ile şühedanın kanı mizanda tartıldığında ulemanın mürekkebinin sevabı, şühedanın kanının sevabından daha ziyade geleceği beyan buyurulmuştur. İnne li kulli şeyin dima'atun ve dima'atü hazeddin el fikhu vel fakihul vahidu eşeddu aleş min elfi tahkikan yani gerçekten her şeyin bir esası vardır. Bu dini mubinin esası ise İlmi şeriattır, fıkıh ilmini öğrenmektir. Binaenaleyh müteşerri bir alimin yani ilmiyle amel eden hükümlerinde asla nefse şeytana paye vermeyen bir alimin vücudu varlığı şeytan için bin abidin vücudundan varlığından daha ağırdır. Fakihun vahidun eşeddu ale şeytan min elfe abidin. Şeytan ulumu şer'iyeyi alim olan, dini ilimleri bilen bir zattan korktuğu kadar bin abitten korkmaz. Ettefakkuhu fid dini hakkun ala kulli muslimin. Cenab-ı Hakk'ın evamir ve nevahisini, emir ve yasaklarını fukaha ve ulemadan öğrenmek, fakihlerden, alimlerden öğrenmek her bir müslime farzdır. Meclisun meclisu fıkhin hayrun min ibadeti senetin mesail-i yani dini meselelerin müzakeresi için teşekkür eden, bir araya gelen, toplanan bir mecliste hazır bulunmak, bir sene nafile ibadet etmekten efdaldir. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu din. Cenab-ı Allah bir kimsenin hayrını murad ederse, o kimseyi mesail-i şer'iyeye alim eder. Yani dini konularda o kimseyi bilgili kılar. Camiyus Sahir İmam Münavi Hazretlerinin eserlerinde yer alan hadislerden seçilmiş bu sayfadaki hadislerimiz. El ilmu hazainun ve mefatihuha es İlim bir hazinedir, anahtarı ise sual yani soru sormaktır. El ilmu dalletul mu'min min haysu vecedehu ahazahu. İlim ve irfan müminin gaybolmuş metaıdır. Onu nerede bulursa alır. Yani mü'mine yakışan, ona mal edilmesi hoş olan şey ilimdir. Onu kaybetmiş gibidir mü'min. Nerede bulursa kaybettiği, kendine ait olan, aslından parça olan ilmi mutlaka alır, tedarik eder. لِكُلِّ شَيْءٍ تَرِيقٌ وَتَرِيقُ الْجَنَّةِ ilmu Her şeye usul için bir yol vardır. Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin tarihi yolu ise ulumu diniyedir. Dini ilimleri öğrenmektir. Kelimetu hikmetin yesma'u her raculu hayrun lahu min ibadeti senetin. İlmullah'tan bir kelimeyi bir racülün, bir kimsenin dinleyip işitmesi bir sene nafile ibadetten eftaldir. Men talebel ilme lillah Allahu bi rizqihi min haysu la yahtesib. Allah Teala Hazretlerinin rızası için ilim talep edip öğrenmeye çalışanların rızıklarını Allah azze ve celle Memur olunmadık. Yani bilinmedik, beklenmedik, umulmadık mahallerden tekeffül eder. Umulmadık yerlerden göndererek geçimlerini üstlenir. Hu ye Süleymanu beyne'l mali ve'l mülk ve'l ilmi fahtara'l ilme fa'uti'l mülke ve'l li ihtiyarihil ilme. Allahu Teala ve takaddüs hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ı mal ve mülk ve ilim beyninde arasında muhayyer kıldı, serbest bıraktı. İlmi, malı, mülkü efendim tercih edebilirsin dedi. Süleyman aleyhisselam tercihan, tercih ederek ilmi ihtiyar ettiği için, bilinçli bir şekilde ilmi seçtiği için, malikel mülk olan, her şeyin sahibi olan Hak Celle ve Ala Hazretleri hem ilmi verdi ve hem de mülk ve mal dahi ihsan buyurdu. La yestahyi şeyhu en ile Şabi fe yetealleme İhtiyarlar, yaşı ilerlemiş olanlar, umuru diniyelerini, din işlerini, abdest, namaz, taharet gibi mesaili mühimmeyi şer'iyelerini öğrenmek için genç fazılların huzurunda oturmaktan sakınmasınlar, çekinmesinler. Yani ben evladım yaşında, torunum yaşında insanlardan bu meseleleri öğrenmek durumunda kaldım deyip ilimden, irfandan e, geri durmasınlar, mahrum kalmasınlar. La yestahyi şeyhu en yetaallime ilme kema la yestahyi en ye'kula el hubze. İhtiyarlar yemek yemekten sakınmadıkları gibi ilim öğrenmekten de sakınmasınlar. El mubtaidu bi hayri bi gayri fıkhin kel himari fi tahuni. diniyesini öğrenmek sizin ibadet edenler. <laughs> yani dinin farzlarını öğrenmek sizin ibadet edenler değirmen merkebi gibidir. Yani seyri sülük edip hakka vasıl olamazlar. Durmadan gider gelir, iki arada bir derede kalır, hedefe, gerçek manada hedefe ulaşamazlar. Ebu Leys Semerkandi Rahimehullah der ki, bir kimse alim yanında oturup da ilimden bir şey hıfz edememiş olsa da, herhangi bir şey öğrenememiş olsa da, o kimseye yedi keramet vardır. Eğer ilim öğrenirse onun fazileti de daha başkadır. 1. İlim öğrenmeye talip olan kimse müteallimin nail olacağı fazilete nail olur. Yani ilim öğrenen kimselerin e, faziletine, sevabına nail olur. 2. Alim indiğinde oturduğu müddette nefsini masiyetten hapsetmiş olur. Bir alemin yanında oturduğu sürece nefsini kötülüklerden korumuş olur. 3. İlim meclisinde oturunca rahmeti ilahiye o meclise nazil olmakla ondan hissement olur. İlim meclisinin üzerine inen nurdan o da hissedar olur. 4. İlim öğrenmek üzere menzilinden çıktığı vakitte üzerine rahmeti ilahiye nazil olur. Allah rızası için çıktığı için evinden çıktığı andan itibaren ilahi rahmet ona iner. 5. İlim meclisinde dinlemesine de ibadet taat yazılır. 6. Eğer dinler de iyice fehmedip anlayamazsa, kalbinde bir ızdırap ve mahsuniyet hasıl olursa, ilmi istima edip de işitip de anlayamadığından dolayı kalbi mahsun olan kimsenin hüznü Allah Azze ve Celle Hazretleri indinde Cenab-ı Hakk'ın katında vesile-i mağfiret, bağışlanma vesilesi olur. Nitekim hadisi kutside buyurulmuştur. Ene indel الْمُنْ كَسِرَةِ Eclî. Benim rızam için münkesir olan, mahsun olan, kırılmış olan, mahsun olanların ben yanındayım. Yani mekandan münezzeh olduğu halde yanındayım buyurmuştur. 7. kazancı nedir? Nas'ın yazaz ve ikramına nail olur. İnsanların kendisini büyük görmesine, ona hürmet etmelerine nail olur ve kalbi ilme meyil ve muhabbet eder. Kalbi ilme yönelir, ilme sevgi duyar ve bu hikmet üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sülaha meclislerine devamı emir buyurmuştur. Aleyküm bi mucaleseti salihin. Bu hikmete binaen ulema-i kiram demişlerdir ki, şurada Efendimiz Aleyhisselam size gerekli olan salihlerin meclisine devam etmektir buyuruyorlar. Bir kimse ulema ile birlikte oturursa ilmi artar. Bir kimse sülaha salih kimseler ile birlikte oturursa İbadet ve taate rağbeti artar. Bir kimse agniya ile oturursa, zenginler ile oturursa, o kimsenin kalbinde dünyaya muhabbet ve rağbet artar. Bir kimse ehli tekebbür ile oturursa, kibri artar. Bir kimse çocukla oturursa, lehv-i mizahı, oyun ve eğlencesi, şakaları, eğlenceli şeyleri artar. Bir kimse kadınlarla oturursa, cehlu şehveti artar. Cehaleti ve şehveti artar. Bir kimse eğer fasıklarla oturursa, tevbeyi ihmal ile geciktirme ile masiyete cüreti yani günaha karşı cesareti artar. Ve denilmiştir ki ilme rağbet edenin kalbinde altı mühim haslet husule gelir, meydana gelir. Bir, feraizi ilahiyeyi yani farz emirleri edaya yerine getirmeye musaraat eder, acele eder ve der ki allah Teala Hazretleri bana bu farizayı emir buyurmuştur. O yüzden hemen yerine getirmeliyim der. İki, maasiden yani isyanlardan, hatalardan nehi ilahi muktezası iştinab eder. E, yasak olan şeyleri Cenab-ı Hak yasakladığı için, ondan kaçınması gerektiği için bu kişi kaçınır. i̇hsan ilahiye şükre devamın vücubunu idrak ile şükrü tezayüt eder. Cenab-ı Hak ilim meclislerine gittiği için, efendim, ilme rağbet gösterdiği için e, kalbine şükrünü artıracak bir ihsanda bulunur. İlahi bir ihsanda bulunur Cenab-ı Hak. Dördüncüsü halka karşı insaf ve merhametle hareket etmek hususunda idraki artar. Beş, belaya ve mesaibe, bela ve musibetlere sabretmeyi, Cenab-ı Hakk'ın emir buyurduğunu fehm idrak ile sabrı artar. Bela ve musibetlere Cenab-ı Hakk'ın sabredilmesini emrettiğini idrak eder. Dolayısıyla sabrı da artar. Altı, düşmanı olan şeytanın üzerine muhalefeti artar. Hz. Ali Kerimallahu Vecehe şöyle buyuruyor. Allah onun yüzünü aketsin şefaatlerini bizlerin nail eylesin. Efendimiz Aleyhisselam ben ilmin kendisi isem Hz. Ali de bu ilmin kapısıdır buyurmuşlar. Muhtaç olduğun deva sendedir fakat görmezsin. Düçar olduğun bela yine sendedir fakat bilmezsin. Zannedersin ki sen küçük bir şeysin. Fakat büyük alem sende dürülmüştür. Bir görsen. Sen kitaba bakar ve onu okuyorum zannedersin. Fakat onun ayetleri senin halini haber vermektedir. Resul-i Ekrem sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlardır. Ene medinetul ilmi ve Aliyun babuha femen erade'l ilme fel ye'til bâbe. Ben ilmin medinesiyim, şehriyim. İmam Ali de kapısıdır. İlmi öğrenmek isteyen kapısına müracaat etsin. Hazreti Ali kerrimallahu buyurmuştur. İlim maldan yedi vechhile eftaldir. Yedi yönüyle daha üstündür. Bir, ilim enbiya mirasıdır. Mal ise firavunlar mirasıdır. Nitekim hadis-i şerifte <laughs> Ulema yani alimler peygamberlerin varisleridir buyurulmuştur. İki, ilim bezletmekle yani neşretmekle artar, yaymakla artar mal ise tükenir. 3. Mal bekçiye muhtaçtır, çalınır, zayi olur. İlim ise sahibini biz teala hıfz eder, korur. Mal korunmak ister, ilim kişiyi korur. Bir kişi ölünce malı ellere kalır, ilim ise sahibiyle beraber kabre ta huzuru hakka varır. 5. Mümininin de kafirin de malı olur. Fakat ilim yalnız mümine şerefi mahsus olur. 6. Din hususunda alime başkaları muhtaçtır fakat başkaları mal sahibine muhtaç değillerdir. 7. İlim ahirette sıratı geçmeye sahibine kuvvet verir, mal ise sıratı geçmekte mani olur. Yusuf aleyhisselam Mısır'a melik olunca bir vezire muhtaç oldu. Rab Teala ve Tekaddes Hazretlerinden vezarete layık bir vezir talep etti. Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, Rabbin Teala filan kimseyi vezirliğe ihtiyar edesin, başkasını etmeyesin dedi. Vezirliğe falanca kişiyi seçesin buyurdu. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, o kimsenin sui hali vardır. Vezirliğe nasıl layık olur dedi. Zahirde o kimseyi kusurlu gördü. Cebrail Aleyhisselam cevap verdi ki, Rabbin Teala o kimseyi bu hizmetle vezirliğe layık görüp tayin buyurduğu ol sebeptendir ki, Züleyha seni buhtan ile itham eylediğinde o kimse daha sabi çocuk iken eğer Yusuf'un gömleği arka tarafından yırtılmış ise Züleyha yalancıdır ve Yusuf sadıklardandır dedi. Senin üzerinden töhmeti e, Cenabı Hak defetti etti. Men etti. İşte o kimseden daha sabi iken ilmine ve firasetine binaen vezareti layık gördü. Bu nebinin üzerine isnad olunan töhmeti def eyledi. Bir nebinin üzerine isnad olunan töhmeti def eyledi. Nasıl olur da o kimse vezarete layık olmaz dedi. İşte burada teemmüle şayan, düşünmeyi gerektiren bir nokta vardır ki, bir kimse Yusuf Aleyhisselam'ın yolunu doğrultup üzerinden töhmeti def etmesi sebebiyle, Cenab-ı Hak o kimseyi vezarete layık kılınca Allahu Zülcelal Hazretlerinin dini mubini dini mubini tariki müstakim için yani dostor yol için sayo gayret ederek müminlerin menhiyat ve dalalet yolundan böyle sapkınlık ve yasaklanmış olan şeylerden Allah yoluna yönelmesine çalışırsa rızayı hak için mükafatını hak teala ve tekaddes hazretlerinin Nasıl ihsan edeceğini temmür edelim, düşünelim. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuştur ki, Dünyanın kıvamı dört şey iledir. Bir, alim ilmiyle amil olmaktır. İlminin gereğine ise bunu yapmalıdır. İki, cahil taallümden, ilim öğrenmekten istinkaf etmemektir. Çekinmemelidir, geri durmamalıdır. Gani, yani zengin, malında buhul etmemektir. Malında cimri olmamalıdır zengin. Dört, Fakir dünyası için ahiretini satmamaktır. Eğer fakir dünyası için ahiretini satmıyor, zengin malında cimrilik etmiyor, cahil ilim öğrenmekten geri durmuyor ve ilim ehli de bildikleriyle amel ediyorsa dünyanın tadı lezzeti buradadır. Eğer ki alim ilmiyle amel olmazsa, cahil ilim öğrenmekten vazgeçerse, zengin malında buhleder cimrilik gösterirse, fakir de dünyası için ahiretini satarsa, helak onlar için yetmiş kere dünyada ahirette başlarına gelecektir. Bir kimse bir melikin hizmetine talip oldu. Melik de git ilim ve edep öğren ki hizmetin salih olsun dedi. O kimse de ilim tahsiline şuru eyledi, başladı ve ilmin zevkinin lezzetini tattı. Sonra melik haber gönderdi ki ilmi terk etsin de artık gelsin. Benim hizmetime ehil oldu. İlim tahsil eden kimse de dedi ki beni senin hizmetine ehil görmediğin vakitte her ne kadar ben kendimi senin hizmetine ehil görmüş idiysem de fakat şimdi sen beni kendi hizmetine ehil görüyorsun. Lakin ben nefsimi Allah Azze ve Celle Hazretlerinin hizmetine devama daha ziyade ehil gördüm. Buna da sebep evvelce cehaletimden dolayı zannediyordum ki ancak kapı senin kapındır. Fakat el an şimdi, şimdi bildim ki tahkika kapı, gerçekte kapı ancak Rabb'ı hakiki olan şeriki ve naziri olmayan, orta ve benzeri olmayan Rabbül Erbab, efendim, Rabblerin Rabbi, münime hakiki, gerçek e, nimeti ikram eden, ikram eden Halik Teala ve Tekaddes Hazretlerinin, yüce yaratıcı olan Allahu Teala Hazretlerinin kapısıdır. Böylece ilim tahsiliyle hakiki kapıyı fehmü idrak etmek, anlamak saadetine nail oldu. Ve dahi buyurulmuştur ki, İlim tahsili senin üzerine suubetli, meşakkat, meşakkatli olması, zor gelmesi, senin dünyaya fartı muhabbetinden naşidir. Dünyaya olan aşırı sevginden dolayıdır. Zira Allahu Teala sana bir sevada ayn, bir de süveydayı kalp vermiştir. Yani bir göz, bir de kalp lütfetmiştir. Yani sana gözünün bebeği, kara bebeğini ve kalbin içinde de bir kara noktacık vermiştir. Şüphe yoktur ki Süveyda demek sevadın tasgeridir, küçültülmüş halidir, daha küçük demektir. Kalbin siyah ufak noktası göz bebeğinden daha küçüktür. Bu böyleyken senin göz bebeğin önüne yakından ufak bir şey kor e, isen bir şey göremezsin. Öyleyse senin göz bebeğinden daha küçük olan Süveyda'yı kalbine yani kalbin içerisindeki o küçücük noktaya bütün dünya muhabbetini koymuş olursan, öyle kapalı olan kalp gücüleri ne görebilirsin? Cenab-ı Hak, fe inna la ta'mel absaru, ve lakin kulubu Zira halu şan onların gözleri kör olmaz, ve lakin göğüslerinde olan kalpleri kör olur. Yani sinelerinde olan kalpleri idrakten ve ibret almaktan kör oldu. Zira kalpte ibret almaya layık idrak olmayınca baş gözüyle görmekte fayda olamaz. Hadis-i şerifte buyurulmuştur. El ulema ve rasetul emmiya. Bu hadis-i şerifte iki surette hadisi şerife iki surette mana verilebilir. Bir manaya göre ulema varisi enbiyadır. Diğer manaya göre kim ki varisi enbiya ise ancak alim odur. Mutavvelde müsnet ve müsnedün iley bahsinde bir kaide vardır. Mutavvel bir kitabın ismi. Müsnet ile müsnedün iley marife olursa ister müsnet ister müsnedün iley tahsis caiz olur. Bu hadis-i şerifte müpteda ile haber marife olduğundan iki suretle mana verilmek caizdir. Burada bir kural gereği el ulema ve rasetül enbiya her ikisi de marife yani bilinen kelimelerden, kalıplardan oluştuğu için bu iki mananın da verilmesinin caiz olduğunu izah ettiler. Bu itibarla bu hadis-i şerife ikinci manayı vermek tevafuk ediyor, uygun geliyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı bilmeyen, tanımayan, Cenab-ı Hak'tan korkmayıp masiyeti işleyen, günah işleyen kimseye hakiki alim ıtlakı kullanılması caiz olamaz alemi billah olan halkı ivazsız, garazsız ve ücretsiz bir menfaat mukabilinde olmayarak livecihillah Allah rızası için hak yoluna şeriatı mutahharanın emirlerine davet eder. Sen billah tüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marûfi ve tenhevnâ anil münker ve tu'minûne billah. Ey Muhammed aleyhisselam siz nasa ihraç olunan çıkarılan ümmetlerin hayırlısısınız. Zira siz emri bil maruf, nehyanil münker eder, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Hiçbir peygamberin ümmeti varisi emmiya rütbesine nail olamamıştır. Peygamberin varisi olma rütbesine nail olamamıştır. Yani her peygamberin ümmetine emri bil maruf ve nehyanil münker verilmemiştir. Ancak bu vazife ümmet Muhammed'e tevdi olunmuştur hayra ümmetinden murat, ayet-i kerimenin metninde geçen, ulemayı zahir değildir. Çünkü ulemayı rusuma veresey-i enbiya denilmez. Çünkü irs tabiri pederden evlada intikal eden şeye derler. Ulemayı zahirin ilmi ise ırsi değil kesbidir. Ve kesbi olan vehbi olmayan bir ilme ırs tabiri sahih olamaz. Binaenaleyh ulemayı zahire de Varisi enbiya demek asla doğru olmaz. Estağfirullah inne ma min ibadihi ulema. Allah'ın kulları içinde cenab Allah'tan korkanlar ancak cenab Allah'ın zatını ve kahru adabını layıkıyla bilen alimlerdir. Yoksa Cenab-ı Allah'ı layıkıyla bilmeyenler Allah'tan korkmazlar. Halbuki Allahu Teala'dan layıkıyla korkmak lazımdır. Hadis-i şerifte Talebul ilmi feridatun ala kulli müslimin ve müslimetin. E, e, erkek ve kadın her müslim için ulumu diniyesini, din ilimlerini talep edip öğrenmek farzdır. Utlubul ilme velev bisin. Velev ki Çin'de dahi olsa ilmi talep ediniz buyurulmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifte tahsilin emir buyurmuş olduğu ilmi yalnız zahiri ilme tahsis etmek de doğru değildir. Çünkü marifetullah'a ve khawfi ilahiye, yani Allah korkusuna, ilahi korkuya, haşyete mukarin olmayan, uygun olmayan ve dünyadan zühdünü artırmayan ilim, indi ilahide, Allah katında şayanı kabul bir ilim sayılmaz. Nitekim hadis-i şerifte buyurulmuştur, ''Men da ilmen ve lem yezdet fid dünya zühden'' lem yezdet minallahi illa Bir kimse ilmini tezyid eder de o kimsenin iktisap eylediği, kazandığı ilim, o kimseyi dünya muhabbetinden zühdünü yani gönlünü sıyırmayı kişide tezyid etmezse, artırmazsa Cenab-ı Hak'tan uzak kalmaktan başka bir şey kazanamaz demektir. Hak Teala Hazretleri Estağfirullah ve ma'uti tüm minel ilmi illa galile. Halbuki size ilim verilmedi, ancak az bir şey verildi buyurmuştur. Sahabeden birisi, Ya Resulallah bu ayeti celalede siz de muhatap mısınız diye sual edince, evet buyurulmuştur. Cemi Enbiya ve Eyliya'nın ilmi, Hak Celle ve Ala Hazretlerinin ilmine nispetle bir nokta kadar bile değildir. Hadis-i Şerif, evet bu kısımda değerli kardeşlerim kalalım inşallah. Çünkü uzunca bir sohbet olduğunu söylemiştik. İkinci sohbetimizde Hadisi Şerif'in tarifi, hadis kaynaklarımız ve buna benzer konuların işleneceği 3. sohbetimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.